Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, turist rekorunun kırıldığı 2005 yılında ilk 6 ayda Türkiye'ye 8,5 milyon turist geldiğini, bu yılın aynı döneminde gelen turist sayısının ise 9 milyon olduğunu söyledi. 22 Temmuz milletvekili genel seçimlerinin ardından seçim bölgesi Aydın'da teşekkür ziyaretine çıkan Bakan Koç, seçim faaliyetlerinin turizme eksi değil artı yönde tesir ettiğini, Türkiye'ye gelen turistlerin ülkelerinin demokrasiyi özümsemiş ülkeler olduğunu söyledi. Çok iyi derece yaptığımız 2005 yılının rakamlarını geçiyor. 2005 yılında 8,5 milyon turist gelmişti. Bu sene ilk 6 ayda 9 milyon turist geldi. Seçim nedeniyle turizm bölgelerini yerli turistlerin boşalttığı söylentilerinin doğru olmadığını ifade eden Bakan Koç, öyle bir boşalma olmadı. Sadece o gün oylarını attılar, o gece geri döndüler diye konuştu. Seçimin ardından önceki gün Antalya Havaalanı'na yaklaşık 100 bin turistin geldiğini ve ilk 6 aylık neticelerin 2005 yılının rakamlarını geçtiğini vurgulayan Koç, 2005 yılında ilk 6 ayda 8,5 milyon turist gelmişti. Bu yıl ilk 6 ayda 9 milyon turist geldi. Temmuz ayında bu artış daha da fazla olacak. Bu ilk 6 aylık devrede artış 2006'ya göre %16, 2005'e göre %7-8'lerde. Zannediyorum bu yılın sonunda 2005'i de %10'ların üzerinde geçeceğiz. Bu yıl inşallah Türk turizminin altın yılı olacak şeklinde konuştu. Zannediyorum Temmuz ayında bu artma çok daha fazla olacak. Bu ilk 6 aylık devrede %16'ydı. Zannediyorum ve 2006'ya göre %16 tabii. 2005'e göre %7, %8'lerde ben 2005'e göre. Zannediyorum bu senenin sonunda 2005'i de %10'ların üzerinde geçeceğiz. Bu Türk turizminin inşallah altın yılı olacak. Seçim faaliyetleri sırasında Kuşadası'ndaki esnaftan çok turist geliyor ancak bize uğramıyor şeklinde şikayetler aldığını dile getiren Koç, turistlerin esnafa uğraması için her şey dahil sisteminin değişmesi gerektiğini ancak Türkiye'nin rakiplerinin de bu sistemle çalışması nedeniyle her şey dahil sisteminin bu sıralarda değişmesinin mümkün olmayacağını vurguladı. Bu seçim faaliyetlerim sırasında hep Kuşadası'nın esnaftan efendim çok turist geliyor ama bize uğramıyor dedik. Yani uğraması için her şey dahilin değişmesi gerekiyor. Oysa her şey dahil şu sıralarda değişmesi mümkün değil. Kültür ve Turizm Bakanı Koç, Çeşme, Güzelçamlı, Davutlar, Kuşadası yakınlarında ve Aydın'da termal turizmi ihya edersek, termal turizmle gelenler gündüzleri çok vakitleri kalacağı için esnafa da uğrayacaklar. Esnafın da bu şikayeti ortadan kalkmış olacak dedi. Çünkü rakiplerimiz de her şey dahil sistemiyle çalışıyor. Fakat biz bunun yanında Çeşme'de, Davutlar'da, Güzelçamlı'da ve Kuşadası yakınlarında ve Aydın'da termal turizmi ihya edersek, termal turizmde gelenler gündüzleri çok vakitleri kalacağı için esnafa da uğrayacaklar. Yani esnafın da bu şikayeti ortadan kalkmış olacak. Gelecek yılın ortalarında Kuşadası'nda kongre turizmi merkezini açacaklarını söyleyen Bakan Koç, kongre turizmi termal turizm gibi bütün yıl devam eden bir turizm çeşididir ve böylece hem termal hem kongre turizmi sayesinde her gün turist gelecek ve bu gelen turistler her şey dahilin içerisinde olmadığı için esnafımız da bundan fevkalade yararlanmış olacak şeklinde konuştu. Yine inşallah bu senenin sonunda değil ama 2008'in ortalarında Komer'i açıyoruz. Yani kongre turizminin merkezini açıyoruz. Kongre turizmde termal turizm gibi bütün sene devam eden bir turizm neviidir. Ve böylece hem termal turizm her kongre turizm sayesinde yıl 365 gün her gün turist gelecek. Ve bu gelen turistler her şey dahilin içinde olmadığı için esnafımız da bundan fevkalade faydalanmış olacak.